Merhaba arkadaşlar, kış ve kar sezonu artık geldiğine göre bu videoyu çekmenin zamanı da geldi diye düşündüm. Aslında daha önce kış sürüşünde yaptığınız 7 hata tarzı bir video çekmiştik. Tuğberk o videoda oldukça yararlı bilgiler vermişti. O bilgiler karlı sürüşte ne gibi davranışlar sergilerseniz nasıl avantajları olacağına dairdi. Ben bugün biraz daha farklı bir video çekeceğim. Bugünkü videoda aslında sizi biraz masraftan kaçındırmaya çalışacağım. Bu dediğim şeyleri takip ederseniz her kış standart olarak yıprattığınız parçaları yıpratmıyor olacaksınız ve daha az sıklıkta bu parçaları değiştirmeniz gerekecek. O yüzden bugünkü bilgiler daha pratik ama hiç sorgulamadan yaptığınız ve yapmamanız gereken şeyler üzerine olacak aslında. Lafı çok uzatmadan videomuza başlayalım. Listemdeki şeylerden birincisi lastik basınçlarınızı kontrol etmek. Bunu biliyorum, birçok videomuzda söylüyoruz. Hatta kış sürüşünde yapmamanız gereken 7 şey videosunda lastik basınçlarını kış için düşürmenin ne kadar yanlış olduğunu anlatmıştık. Ama benim bugün bahsettiğim biraz daha farklı bir durum. Bugün biraz daha fiziksel bir durumdan bahsedeceğiz. Zaten lise kimyasında bildiğimiz bir şey vardır. Bu da soğuyan havanın hacmi azalacaktır aynı kütle için. Bu durum lastiklerimiz için de geçerli aslında. Eğer siz yazdan beri lastik basıncınızı kontrol etmediyseniz havanın soğuması ile birlikte bu basınç oldukça düşecektir. Yazın siz 32 PSI'ya ayarladıysanız kışın 29, 28, 27'lere kadar inebilir hava sıcaklığına bağlı olarak. Hava ne kadar soğuksa lastik basınçlarınız da o kadar düşecektir aslında kendi kendine. Bunun tabii ki iki çok büyük sıkıntısı var. Birincisi lastik basınçlarınız düştüğü zaman yol tutuşunuz azalacak. Doğal olarak da araç kontrolünüz azalacaktır. Sizin için daha tehlikeli bir durum olacaktır. İkincisi de özellikle günümüzde bulunduğumuz karantina koşullarında aracınızda düşük basınçtaki lastiklerle park halinde bıraktığınız zaman lastiğin yere temas eden yüzeyi artacaktır. Ve uzun süre soğuk havalarda bu düz yüzey temas ettiği zaman lastiğin yapısı bozulacaktır, deforme olacaktır, lastiğin ömrü tükenecektir. Bu yüzden size vereceğim ilk tavsiye kış gelir gelmez lastik basınçlarınızı tekrar kontrol etmeniz ve kullanma kılavuzunda ya da kapı içindeki ya da depo kapağının içindeki verilere getirmenizdir. Zaten Tuğberk düşük basıncı kışın kullanmanın neden yanlış olduğunu başlı başınca o videoda anlattı. Ama diyeceğim o ki aracınız için özel olarak belirtilen basınçlara bütün lastiklerinizi getirmeniz gerekiyor. Bu sayede hem lastik ömrünüzü arttırmış oluyorsunuz hem de aracınızın yol tutuşunu maksimum seviyede tutmuş oluyorsunuz ve güvenliği arttırmış oluyorsunuz. Bahsedeceğim ikinci şey aslında ilginin biraz tersine bir durum. Hava sıcaklıkları düştükçe havanın hacmi azalacak aynı kütle için dedik. Su için bu durum geçerli değil. Su burada biraz özel bir durum teşkil ediyor. Çünkü sudan buza dönüştüğü zaman suyun hacmi genişler. Yani buzun hacmi sudan daha fazladır aynı kütle için. Bunu zaten buzluğa koyduğunuz suda ya da herhangi bir su bazlı içecekte fark edebilirsiniz. Şişeyi patlatır ve bütün buzunuza taşar. Aynı şey aslında aracınızda da geçerli. Eğer siz cam suyunuzu antifrizle değiştirmediyseniz kış gelirken ya da radyatörünüzün içinde antifriz değil saf su bulunuyorsa bu aman donsun sonra açıldığı zaman kullanırım kadar basit bir durum değildir. Çünkü donduğu zaman genişleyip soğutma sisteminizi patlatabilir ya da cam suyu bidonunu patlatabilir. Bu da size yine masraf açacak bir durum tabii ki. Cam suyunu zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Kış geldiğinde antifrizli su koymanız gerekiyor. Buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Özellikle normal suyla tam doldurursanız patlayacağının garantisi var gibi bir şey. Ama radyatör kafanızda bir soru işareti olarak kalmış olabilir. Normalde araçlarımız fabrika çıkışı antifrizli olarak gelir radyatörün içinde. Standart suyla, saf suyla yollanmazlar. Ama özellikle modifiye araçlarda saf su tercih edilir. Standart su yerine saf su konulmasının sebebi de içindeki kireç ve diğer maddelerin giderleri tıkamasının önüne geçmek. Saf su kullandığınızda böyle bir sıkıntı olmuyor. Ve üstüne üstlük belki de şaşıracaksınız bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama saf suyun aslında iletkenliği bizim kullandığımız antifrizlerden daha iyi. Yani aslında ideal koşullarda suyun donmayacağını varsayarsak saf su kullanmak aracınızın soğutma sisteminin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Bu yüzden de özellikle sıcak iklimlerde kullanılan modifiyeli araçlarda, performanslı araçlarda soğutma sisteminin içinde saf su tercih ediliyor. Ama bu durumda tabii ki kış geldiği zaman ve sıcaklıklar sıfırın altına indiği zaman soğutma sisteminin içindeki bütün su donup bu sistemdeki bütün boruları, radyatörü patlatabiliyor. Bu da çok büyük bir masraf açıyor tabii ki. Ama eğer siz modifiye ile ilgilenmiyorsanız ve aracınıza kendiniz böyle bir modifikasyon yapmadıysanız zaten fabrika çıkışlı olarak antifrizli gelecektir. Ama emin olmanız gereken şey şu, bakımını yaptırdıktan sonra aracınızın ustanızın da tamircinizin de yine antifriz koyduğundan emin olmanız lazım. Kışa girerken bu en önemli şeylerden bir tanesi ve sizi ciddi anlamda masraftan koruyacaktır. Üçüncü bahsedeceğim şey aslında en sık gördüğüm hata, bu da kışlı karlı bir günde araca biner binmez silecekleri anında çalıştırmak, karı temizlemek için.
Bu aslında oldukça yanlış bir hareket. Çünkü siz sileceklerinizi inik bıraktığınız zaman bütün gece sıfırın altına düşünce sıcaklığı ve kar yağdığı zaman sileceğin silikonu cama aslında bir buz kitlesiyle yapışmış olur. Siz sileceğinizi çalıştırdığınız zaman silecek aslında koparak hareket eder ve bu yüzden de yıpranır. Bahar geldiğinde de siz her bahar "Aa yine mi yıprandı bu? Yine sileceklerimi değiştireceğiz?" diye düşünürsünüz. Bunun çok temel bir kuralı var. Ön cam kesinlikle ve kesinlikle çözülmeden silecekleri çalıştırmamak. Bu sayede silecekleriniz çok daha uzun ömürlü olacaktır. Ve o yazın ya da baharda camı sildiğinizde tırtık tırtık görünen yapı geri gelmeyecektir. Yani bu işin özeti camınız çözülmeden silecekler kullanılmaz şeklindedir. Zaten büyüklerimizin de yaptığı bir silecek kaldırma hareketi vardır. O hareket aslında yanlış bir hareket değildir. Dediğim gibi camla temasını kestiğiniz için cama yapışmasını engeller. Ama yine de sileceği kaldırmış da olsanız ilk önce yapmanız gereken şey o plastik kazıyıcılarla ön camı temizleyip ondan sonra sileceğinizi indirip ön camınız tamamen çözüldükten sonra sileceği kullanmak olmalıdır. Aksi takdirde silecekleri yıpratırsınız ve her sene tekrar tekrar silecek masrafı yapmak zorunda kalırsınız. Ya da yaz geldiği zaman silecekleriniz işlevini olması gerektiği gibi görmez. Dördüncü mutlaka dikkat etmeniz gereken şey akünüzü kontrol etmek. Zaten bunu günlük hayatınızda da fark etmişsinizdir. Kışın soğuk havalarda telefonunuzun şarjı çok daha az gider. Çünkü piller soğuk havalarda ideal koşullarda çalışmaz. Tasarımı gereği piller genelde oda sıcaklığında iyi çalışacak şekilde tasarlanır. Baktığınız zaman akü de aslında aracınızdaki pildir. Aracınızın bütün elektrik sisteminin çalışmasını sağlar. Havalar soğuduğu zaman eğer akünüz güçsüzse, eskimişse, yetersizse kapasitesi iyice düşecektir ve baharda işinizi gören akü kışın iş görmemeye başlayacaktır. Aracınız artık çalışmamaya başlayacaktır. Marş motorunu istediğiniz gibi çeviremeyeceksinizdir. Bu yüzden belki de akü bakımının mutlaka yapılması gereken zaman kıştan öncesidir, havalar soğumadan öncesidir. Bir sabah kalktığınızda arabanızı çalıştırmaya çalışırsanız ve bu olmazsa aklınızda bulunsun ki soğuk yüzünden akünüzün tamamen bitmiş olması en yüksek ihtimallerden biridir ve muhtemelen aracınız bu yüzden çalışmıyordur. Bu yüzden eğer akünüzü yıllardır değiştirmiyorsanız, yazın bile size ufak tefek sıkıntılar çıkarıyorsa kışa gelmeden, havalar daha da soğumadan bunu değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Karda kışta sırf bu yüzden yolda kalmayın. Çünkü akünüzü standart bir bakımda değiştirmekle aracınızı çektirip aküyü değiştirmek arasında yine ciddi bir maliyet farkı var. Beşinci bahsedeceğim konu aslında birbiriyle bağlı iki konu olacak. İlk bahsedeceğim şey, kışın aracınızı motor tamamen ısınmadan kesinlikle zorlamayın. Standart devirlerde kullanın. Ne aracı çalıştırıp 6, 7, 8, 10, 15 dakika bekleyin ısınsın diye, ne de aracınız çalıştırır çalıştırmaz 4000-5000 devirde kullanmaya başlamayın. Motor ısınana kadar yağ sıcaklığı, su sıcaklığı istediğiniz optimum seviyeye gelene kadar aracınızı sakin ve normal bir şekilde kullanın. İçindeki motor yağının akışkanlığı çok daha az olacaktır. Bu yüzden de yağ sıcaklığının istediğiniz seviyeye gelmesini biraz beklemeniz gerekecektir. Motor içindeki yıpranmaları minimuma indirmek için. Yani kışın aracınızı yazın kullandığınızdan biraz daha dikkatli kullanmanız gerekecektir. Yıpranmasını en aza indirmek için. O yüzden kışın hem kullanırken bir sakatlıktan kaçmak için hem de aracınızın ömrünü uzatmak için, yıpranmayı azaltmak için sakin kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle dediğim gibi aracınızdaki yağ ve su sıcaklığı optimum seviyeye gelene kadar. Buna bağlı olarak söyleyeceğim ikinci şey de motor yağınızı kullanma kılavuzunda belirtilen motor yağı olarak kullanmak. Bunun üzerine başlı başına videolarımız var. Motor yağının üzerindeki sayıların ne anlama geldiğini anlatıyoruz. Ama bu sayıların bir anlamı var. Normalde maalesef Türkiye'de birçok tamirci, birçok ustaya gittiğiniz zaman varilde elinde ne varsa onu basar ve sizin aracınıza özel olan yağı kullanmaz. Eğer aracınızın üzerinde özel olarak 5'e 40, 10'a 30 gibi sayılar yazıyorsa bunun bir sebebi vardır. Aracınız bunun için tasarlanmıştır. Ve hatta çoğu araçta kışın çok soğuk yerlerde yaşıyorsanız şu yağı kullanın diye farklı bir yağ bile belirtilir. O yüzden size tavsiye edeceğim şey aracınızın kullanma kılavuzuna bakıp doğru yağı kullandığınızdan emin olmak. Ve gerekirse ustanıza da aracınıza yağ koyarken hangi yağı koyduğunu sormak. Bu bahsettiğim motor ömrünü uzatmak aracınızın yıpranmasını azaltmaya çok bağlı bir durum. Doğru yağı kullanmazsanız ister istemez motorunuz çok daha fazla aşınacaktır özellikle kış aylarında. O yüzden mutlaka bu konuya özen göstermenizi öneririm. Bahsedeceğim altıncı şey araba severler için oldukça absürt gelebilir. Ama emin olun birçok kez gördüğüm bir şey ve kesinlikle ve kesinlikle yapmamanız gereken bir şey. Sabahları camlardaki buzu kolayca çözmek için su ısıtıp camlara dökmek gerçekten kışın başınıza en kolay açabileceğiniz en büyük maliyetlerden bir tanesi olacaktır. Bunun da birkaç sebebi var. Birincisi o sıcak suyu camınıza döktüğünüz zaman bütün fitiller, aracın camının çevresindeki bütün silikonlar sertleşip bahar geldiği zaman iş görmez hale gelecektir ve aracınız artık içeriye su almaya başlayacaktır yağmurda, karda, kışta. Bu ufak bölümü yine bunu hallettiniz diyelim.
Çok soğuk bir havada cama sıcak su döktüğünüz zaman o sıcaklık farkından camınız çatlayabilir ve cam oldukça maliyetli bir şey. Emin olun camı hızlı çözmeye değmez o ön cam değiştirme maliyeti. O yüzden biraz sabırlı olup ön camınızı kazıyabilirsiniz. Aracı çalıştırıp ön cama sıcak vurdurabilirsiniz. Bunlar hep çözümler ama ön cama kesinlikle ve kesinlikle buz çözmek için sıcak su dökmeyin. Hatta hiçbir cama dökmeyin, yan camlara dökmeyin. Genel olarak aracınızın buzunu çözmek için sıcak su dökmeyin araca. Bence bu bahsettiğim 6 şey oldukça kolay uygulanabilecek şeyler olmasına rağmen çok ciddi masraflardan sizi kurtarabilecek şeyler. Eğer sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz ki başka insanlar da bu şekilde bundan faydalanabilir. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bu bilgileri tane tane ve basit bir şekilde Instagram sayfamızda da anlatıyoruz. O yüzden bizi Instagram'dan da takip ederseniz bu bilgilere çok daha kolay erişim sağlayabilirsiniz. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı. Hepiniz hoşça kalın. Arkadaşlar hala burada olanlarınız yanındaki videoya tıklayarak YouTube'un sizin için en çok önerdiği videoyu, onun alttakine tıklayarak da en son yüklediğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki anahtar logosuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.